76. sorundayız. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir? Temel becerilerinden olmayan alınganlık. 77. soru. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir? Probleme problemle yaklaşmak. Bu soruya soruyla yanıt vermek gibi eşdeğer bir şey. Problem çözmek için karar verme, seçenekler üretip daha pozitif düşünme, genel bir yaklaşım, problemi tanıma mantıklı ama uygulanmayan probleme problemle yaklaşmak. Cevap E şıkkı. 78. soru. Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar. Karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline biz stres diyoruz arkadaşlar. E şıkkı. 79. soru. Belli bir amacı ve lideri olmadan, teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına kalabalık diyoruz. Lideri varsa, amacı varsa, sürekliliği varsa bu gruptur arkadaşlar. Amacı olmayan, lideri olmayan, teşkilatsız ve sürekliliği olmayan insan yığınları da sadece kalabalık olarak ifade edilir. 80. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? Organize ancak pasif arkadaşlar. Bir talep yok, kurumsallaşma yok. Herkes maça kendi özel iradesiyle, kendi isteğiyle eğlenmek için gider. Bütün stat eğlenir, maçı izler, tezahürat yapar, deşarj olur. Ama maç bittiğinde herkes kendi ikametine gider ve dağılır. Bu pasif. Organize çünkü planlı. Maç tarihi belli, hangi takımların oynayacağı belli. Ama bir devletten talep yok, kurumsallaşma yok, istek yok. Herkes kendi ihtiyacı için, eğlenmesi için gider, maçı izler ve maç bittiğinde de kendi ikametine gider. Bu pasif bir kalabalık olduğunun göstergesidir. 81. soru. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? Doğru olmayanı soruyor bize. Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler oluşturularak yıkanmalıdır. Bu yanlış. Yapılacak tek şey %5 alkali karbonat atılmış suyla yüzümüze su çerpmek, ovalamak zaten çok yanlış. Açık yaralara merhem sürmek yanlış. Sadece açık havaya çıkartılıp karbonat katılmış suyla yüzümüze su çerpmek, ellerimizi yıkamak yeterli. 82. soru. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi, bakın, değildir. Göstericilere güvenme. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. A şıkkı. Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tabii ki işitme kaybı. Yani göz yaşartıcı gazlarda işitme kaybıyla, hani yüz felci, gırtlak felci belki yaşanmış olası ihtimaller ama işitme kaybıyla ilgili bir şey söz konusu değil. Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Toplum psikolojisidir arkadaşlar. C şıkkı. 85. soru. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen. Tabii ki çember düzeni. Tamamen etrafını sarmak, etten duvar oluşturmak. Bu da çember düzenidir arkadaşlar. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir? Tabii ki gaz maskesi diyoruz. 87. soru. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz, standlaşmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangi
hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir? Öncelikli diyor bakın. Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması. Tabii ki öncelikle rektöre, üniversite yönetimine bilgi verilmesi gerekiyor. Grubun faaliyetten vazgeçmesi için ikaz edilmesi gerekiyor. Personel topluluğu kendi mevcut güvenlik görevlileri de çağrılarak grup oradan tecrit edilmesi uygun görülüyor. Ancak kalabalık sayısını arttırmamalı, dağılmalarını sağlamalı, müdahale edilmeli ama kalabalık arttıysa da rektörün bilgisi dahilinde genel kolluk çağrılabilir. Ama bu öncelik olarak birinci sırada yer almıyor. Değişiklik. 88. Aşağıdakilerden hangisi yakın kişi koruma görevinin 4 aşamasında biri değildir? Saldırganı yakalamak ve tutuklamak. 4 aşamadan biri değil arkadaşlar. 89. soru. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir? Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır. Öncü istihbarat görevlisi bu şekilde görev almaz, görevli değildir. Değişik. 90. Koruma şekilleri korunan kişinin tehdit seviyesine göre belirlenmektedir. Boş bırakılan yere tehdit seviyesine göre belirlenmelidir. Cevap D şıkkı. 91. soru. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir. Maalesef bu çok yanlış bir ifade. Silah teşhir edilmemelidir. 92. soru. Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır? Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar. Tabii ki yani can güvenliği yoksa niye kişiler koruma talep etsin? Değişik bir cevap. 93. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastin, eylemin safhalarından biri değildir? Buluşma. 94. Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi hangi hususa dikkat edilmez? Koruma görevlilerinin karakteri yani bu çok dikkat edilecek bir konu değildir. 95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir? Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması. Bu yapılması gereken bir şey değil. Tam tersi yön belirterek arkadaşların uyarması, ikaz etmesi gerekir de alıp atması yanlış. 96. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır? Asansördeki herkes indirilmelidir diyor. Bu yapılmaması gereken bir davranış. A şıkkı. 97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? Bizim güvenlik görevlisi olarak yetkimiz güvenlik sistemi cihazlarıyla arama yapmak. Elle arama bile belli kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde yapabiliyoruz. Normalde elle arama yapamıyoruz biliyorsunuz. Başımızda genel kolluktan birinin olması gerekiyor. Yakalama emrinin olması gerekiyor. TCK 90'a göre ancak onu arayabiliyoruz. Bunun belli şartları var. Ama güvenlik sistemleri ve cihazları arama bizim yetkimiz çerçevesinde. C şıkkı. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Genel kolluk yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Polis görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet branşı yeri ve zamanla bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Evet, genel kolluk hem genel alanda hem de özel güvenliğin görev alanında yetkilidir. Hepsi 1, 2 ve 3 doğrudur arkadaşlar. E şıkkı.
99. Aşağıdakilerden hangisi? Özel güvenlik, genel kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır. Görev alanına gelen genel kolluğun silahını emanete almak. Bu zaten görev alanına gelmiş, böyle bir şey söz konusu olamaz, yanlıştır. 100. soru. Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatının mülki amiri kimdir? Ne dedik? İlçelerde kaymakamdır ve o ilçenin kaymakamıdır. Yani Beşiktaş kaymakamıdır arkadaşlar. İllerde mülki amirimiz Sayın Valimiz, ilçelerde de kaymakamlarımız diye söylüyorum.